Armamızın Gücüyle programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da kadın futbol takımımızın oyuncularını ağırlamaya devam ediyoruz. Bu hafta da Kenya Kortner bizlerle olacak. Uzun zamandır onu alamamıştık programa, özledik de. Bir de sakatlığından dolayı da sahalardan da uzak kalmıştı. Hemen ben hızlı bir giriş yapayım. Şu anda sağlık durumunu sorayım. Çünkü uzun zamandır birkaç hafta uzak kaldı. Bizi gollerinden mahrum bıraktı. Onu hemen sorayım. Şu anda sağlık durumu nedir? First of all, welcome. And you have been injured for a while and you turned back. How do you feel yourself now? Man, I'm still not 100% back as yet, but 80% Kenya is more than 100% because whenever I go out on the field, I give it my all. Mm-hmm. But being injured, it was a bit hurtful to not be able to play and contribute towards the team. But I know this is part of my football life and it comes with being injured. So it's great to be back now playing and as you can see I still score the goals. Şu an %100 olduğumu söyleyemem. %100 değilim. Şu an kendimi %80 hissediyorum. Ama futbolun içinde bunlar var. Sakat olmak maalesef olumsuz bir durum. Evet. Ama yeniden sakatlıktan sonra yeniden futbola dönmek, yani goller atmak ve o sahada bulunmak gerçekten mutluluk verici. Kesinlikle. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Bence de. Psikolojisini de soracağım. Çünkü Kenya futbol oynamayı çok seviyor, onu biliyorum. Sakatlığı onun çok canını sıkıyor. Bence %100 olmaması onu biraz canını sıkıyordur diye düşünüyorum. Yeah, you really like football and you are not happy now because you weren't happy because you were injured. What do you think of this? Because football is my life and when I don't play, I don't feel happy. In not being able to do what I love for a long period of time just because I get hurt makes you feel sad. It makes you feel like, okay, I can't play. I have to do work to get back to the field. And then it's get really depressing because I can't be out there doing, well, playing football because all of my problems disappear when I'm on the football field and can't do that. Without doing that, it just makes me unhappy. Futbol gerçekten benim hayatım. Yani ben en doğru tabirle bu şekilde ifade edebilirim. Oynamazsam kendimi kötü hissediyorum. Tabii takım içerisinde ve sahada olduğum zaman kendimi inanılmaz iyi hissediyorum. Evet, sorunlar yaşadım. Sakatlıklarım vardı. Şu an dönebildim. Olumsuz bir durum bu. Biraz üzücü, yıpratıcı ama şu anda futbolda içerisinde tekrar olmak mutluluk verici. Kesinlikle. Yani çok güzel zamana yetişti çünkü önümüzde çok önemli playofflar olacak. O yüzden Kenya'sız bir kadın futbol takımını düşünmek istemiyorum. Yeah, there will be we will playing in playoff and there will be really important matches in front of us and we don't think these matches without you. Evet, devam edelim. Şimdi kötü bir dönemden de geçtik. Hala da geçiyoruz aslında. Biraz yaralarımızı sarmaya, toparlanmaya devam ediyoruz ama o süreci de biraz dinlemek istiyorum Kenya'dan. Çünkü orada da aslında hani maçlar ertelendi. Kendini sakatlık açısından bir tık daha toparladı ama bu sefer psikolojik olarak çok kötü duruma düştük. O dengeyi nasıl kurdu o dönem onu öğrenmek istiyorum. Çünkü hem sakatlık hem psikolojik olarak kötü bir ay yaşadık ülkece. Onun da görüşünü öğrenmek istiyorum tabii ki. Yeah, we had really hard times because two big earthquakes happened in Turkey, in southern Turkey, Türkiye. And we want to talk about it and we couldn't play matches. Some of matches were postponed. We couldn't play. And you also had some time to overcome your injury. And how did you feel in this while? Because we are really getting through times for about 1 month. What do you feel about it? First off, it was really difficult because of the earthquake. I mean, no one in their wildest dream would love to experience such a trial time and a terrible thing that's happening. And my heart went out to the entire Turkey family because I was sleeping and I didn't know that it happened. And my family called me and asked me if I'm okay. And I'm like, okay,
I'm like, yes. And they were like, there's a big earthquake. Mm-hmm. And then I went to the internet right away because, you know, the internet shows you everything. And when I saw what was happening, I felt really devastated because it could have been us. And having to deal with that and the football, I couldn't think about football because people's life was being taken away, and seeing children crying out for their parents and losing their loved ones, it was really hard to like really look at. At one point, I needed to get off social media because to take that on, it just bring back memories of me losing loved ones. And during that period, it was really difficult for me. Gerçekten çok zordu. Deprem olarak hem biz hem teknik ekip hem taraftarlar hem de insanlar fazlasıyla etkilendiler. Kötü durumdaydık. Ben ilk depremin olduğunu duyduğumda sahiden uyuyamadım. Hı-hı. Arkadaşlarımdan ve yakın çevremden sayısız telefon aldım. Ailem aradı. Nasıl durum, nasıl hissediyorsun, kendini iyi misin, kötü bir durumda mısın? Bunlara sordular. Büyük bir depremdi. Ben bunu ilk duyduğumda gerçekten benim için de çok yıkıcıydı. Futbolu o esnada düşünemedim. Hı hı. Çünkü futbol düşünmek o esnada çok zordu. Çocuklar ailelerini kaybettiler. Herkes yakınını kaybetti. Kendi içimizde de yakınlarını kaybedenler vardı. Çok yıpratıcıydı. Umarım bir daha böyle bir sürece yaşamayız. Umarım, umarım gerçekten bir daha böyle günleri yaşamamak dileğiyle diyelim. Biraz bizim takıma dönelim tekrardan. Let's talk about our team now. Şimdi Kenya ilk günden beri bizimle birlikte, kadın futbol takımı açıldığından beri. İlk Galatasaray maçında müthiş bir hareketi vardı onun, böyle yerden kalkma. O hareketiyle taraftarın gönlüne taht kurdu. Attığı golleri zaten söylemiyorum ama saha içindeki de hem gol sevinçleri olsun, karşı takıma olan tavrı ve duruşu olsun, inanılmaz bir karakter. O ilk günden bu yanaki durumu biraz merak ediyorum. Çünkü gerçekten hem takım içerisinde hem taraftarlar açısından çok ayrı bir yere sahip Kenya. Yeah, you have been here since the first day of the women's team of Fenerbahce. And we are really happy to see you in our team. And also in a match you have done, you did a really great spectacular movement, and the other supporters liked your movement in the team. And you're a great professional. And yeah, what changed? What is the difference between the first day in Fenerbahce and today? Could you explain us, and would you like to sum up it for us, please? What changed in the field, outside the field? The first day I arrived was very welcoming. It's still welcoming. But then we go on the field and it's a big different compared to last season and this season. And it's like, we go out there and we don't want it. And in this environment of football, if you want something, you have to go after it. You cannot just say, okay, I want it, and just go on the field. You have to give your all. At the end of the day, you're fighting for something and you're fighting for Fenerbahce. And if you're not willing to go out there and put your foot on the gas and go forward, then it's going to be a long way back for you to even achieve anything. So for me, the big difference last season and this season is that we were willing to fight for it, and this season we need to fight more. Geldim. Bu ilk geldiğim zamanda gerçekten çok iyi karşılandım. Ben ilk sezon ile ikinci sezon arasında gerçekten büyük bir fark görüyorum. Bir şeyler, eğer ki futbolla oynuyorsanız ve bir şeyler yapmak istiyorsanız o sahada her şeyinizi vermek zorundasınız. İlk sezonla ikinci sezon arasındaki farkı söylemem gerekiyorsa, biz sahiden de mücadele etmeyi, hep birlikte takım olarak mücadele etmeyi inanılmaz iyi bir şekilde öğrendik. Bunun daha iyisini yapmalıyız, yapabiliriz, daha iyi mücadele edebiliriz. Bunları söyleyebilirim. Kesinlikle. Şimdi takım içerisindeki ilişkilerine gelmek istiyorum. Şimdi sezon başında Topuk Yaylası'nda muhteşem bir kamp geçirdiler. Daha sonra Kıbrıs'ta ara kamp vardı. Ben ikisinde de takımla birlikte onlarla vakit geçirme şansı buldum. O yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. Orada mesela çok fazla gelen ve giden transferlerimiz oldu. Acaba geçen yılki o aile ortamını, o arkadaşlık ortamını koruyamayacak mıyız gibi bir düşünce olurken tam tersi oldu ben kamplarda şahit olduğuma göre. Yine bu senede muhteşem bir aile ortamı var, muhteşem bir arkadaşlık var saha dışında. Saha içindeki zaten anlaşmayı söylemiyorum ama saha dışında takım içerisinde muhteşem bir bağ var. O aile ortamını kendisinden dinlemek istiyorum.
Last year, I was always together with you. There was a great relationship in a team, and also I also participated. I joined you in preseason. I was always together with you. There were lots of players who came, and there was a great cohesion in the team, not only in the field but also outside the field. And what do you think about the cohesion in atmosphere of this season? Is there a difference between 2 years? It definitely is. Sometimes we say that we call ourselves family, but family is everybody together. Not five there and five over there. It's everybody having one head and coming together to do one thing and to make Fenerbahçe champions. And this season, I have to be honest with myself and I have to be honest with the public. We haven't been together as much as we was last season. And we can see it, and the public could see it. So in order for us to achieve anything or to become champions, we need to be more together as a team and not be individual. Because in football, there's no I in team. And we need to be a team. We could have individual, yes, but individualism also come with being team player. So, like I said, compared to last season and this season, it's the big difference. Kesinlikle var. Ben bunu bizzat söyleyebilirim. Çünkü aile her şeydir. Aile içerisindeki uyum her yere yansır. Bu da Fenerbahçe'nin kendisine doğrudan yansıyor. Biz de zaten bu sene birlikte hareket etmeyi çok daha iyi öğrendiğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan budur. Çünkü gerçekten de buraya geldiğim ilk günden beri bir aile içerisinde olduğumu hissediyorum. Başarmak için, şampiyon olmak için bireysel olmak değil de bir takım olarak takım hareket edilmeli diye düşünüyorum. Ben bu bireysellikten ziyade bu sene gerçekten takım olmayı öğrendiğimizi düşünüyorum. Kesinlikle. Her geçen gün zaten birbirimize daha fazla alışıyoruz, daha fazla kaynaşıyoruz, daha fazla tecrübe ediniyoruz. Çünkü kadın futbol hepimiz için yabancı bir alandı. O yüzden bu arada bu kadar popüler olmasında ve bu kadar sevilmesinin bence en büyük sebeplerinden biri Kenya'dır. Çünkü dediğim gibi ilk günden beri inanılmaz bir duruş, karakter ve başarı örneği sergiledi attığı gollerle. O yüzden bence Kenya popüler olmasında, kadın futbolun daha fazla izlenmesi ve sevilmesi konusunda onun rolü büyük diye düşünüyorum. Yeah, we are getting used to each other day by day, getting used to more to each other day by day. You're a popular player because you have been here since the first day of the Fenerbahçe women team. And I think you are a really great character. Because, and the fans also liked you and they really like you. We think like this. Kesinlikle. Devam edelim. Biraz kendisine söyleyeceğim. En sona doğru biraz tabii ki Türkiye'deki kadın futbolunu da ondan dinlemek isteyeceğim ama onun öncesinde Kenya'nın şimdi Türkiye'de uzun zamandır yaşıyor artık. Hani bizden biri oldu. Nasıl vakit geçiriyor, neler yapıyor, Türkiye'de en çok neleri seviyor? Biraz onu merak etmek istiyorum. Çünkü bence oldukça alışmıştır buraya. Yani artık bizden biri. O yüzden Türkiye'de neleri seviyor, neler yapıyor, en çok ne yemekten keyif alıyor, nereye gitmekten keyif alıyor, onu merak ediyorum. We will be keeping on talking about the women football, but first of all, I would like to ask you a question. You are one of us, and you are with us for a long time. And I think you are used to living in Istanbul, in Turkey. And what are you doing in your free time? Are you able to go out with your friends? What are you eating? Can you share with us, and can you talk about us about your spare time, please? Well, lately my spare time has been going into my foundation because I have a youth academy back home, which every July I have a youth football tournament for the kids. So most of the time has been dealing with that. But other than that, I go out and hang out with friends, have this one African restaurant that I go to. I mean, I enjoy eating Turkish food also, so my free time, I just have fun, do my work, and that's about it. Gerçekten öncesinde bir çocuklar için futbol turnuvasına katıldım. Orada kendimi çok iyi hissettim. Süper. Bu benim için güzel bir etkinlik olmuştu. Arkadaşlarımla takılmayı, onlarla zaman geçirmeyi seviyorum. Özellikle antrenmanlardan sonra bu çok etkili oluyor.
Türkiye yemeklerinin neredeyse tamamını seviyorum. Hepsini seviyorum. Yani Türk yemeğini sık sık deniyorum. Denediğimi söyleyebilirim. Kesinlikle. Şu an mesela ben gördüğüm kadarıyla bilmiyorum onu soracağım ama Zenata Coleman'la çok fazla yakın olarak biliyorum ama takımda en fazla vakit geçirdiği kim var? Who's your bestie in your class, in your team? Who's your best friend in your team? For I think you'll get along with Zenata in the team. Zizi, what do you think of this? Who's your best friend? That's a question I will not answer. I get along with Nina more now than I did with Zizi. So Nina ile gerçekten daha iyi anlaşıyorum şu an için. Bu soruyu cevaplamak biraz zor. Çünkü neredeyse herkes de iyi. Söyleyebilirim. Ayıramıyorum. Ayıramıyor. Yani. Bence de ayıramıyor. Çünkü herkes de arası iyi. Gerçekten hiçbir problem çıkarmıyor. Çok güzel. Biraz da tabii futbola da tekrar dönelim. Türkiye'deki kadın futbolu ve diğer takımları yani ligi bir değerlendirirse mesela rakiplerini nasıl görüyor, karşı takımı nasıl görüyor, Türkiye'deki kadın futbolunu da değerlendirirse çünkü kendisi artık tecrübeli Türk kadın futbol ligi ile alakalı. You are an experienced football player. And what do you think of a woman football in Turkey? And for example, we are facing really great opponent teams. Mm-hmm. And could you sum up a bit for the women team in Turkey, please? Mm-hmm. I think from the previous season to now, it's a big change because a lot more internationals mm-hmm. are here, and it's adding more of a flair to the mm-hmm. football in Turkey. So whereas last season you will beat up on teams, this season they are a bit stronger, so they already look into their game plan to know, okay, Fenerbahce have great players, but we also need to find players to make sure that we will have a game instead of a blowout. So the football in Turkey is starting to grow by adding more international and getting more Turkish player involved in more exposure. I think the football has really start to grow here. Geçen sezonla ve bu sezon arasında bir kıyaslama yapmam gerektiği zaman gerçekten büyük değişiklikler oldu. Türkiye'deki futbolun ben geçen seneye oranla çok daha fazla geliştiğini söyleyebilirim. Çünkü futbol geçen seneye oranla bu sene biraz daha zor. Evet, Fenerbahçe'nin çok iyi futbolcuları var. Bunu rakipler de farkında ve biliyorlar. Sahaya çıkarken biz de bunun farkındayız. Gerçekten iyi takımız. Futbol dışında da aynı zamanda iyi anlaşıyoruz ve futbolun ben şu anda özetle geliştiğini söyleyebilirim. Kesinlikle ben de bu seneki rakiplerin daha zorlu olduğunu düşünüyorum. Zaten baktığınızda şöyle bir şey değil mi? Her branşta Fenerbahçe'ye karşı ayrı bir motivasyonla oynuyor diğer takımlar. O yüzden bizi yenmek, yani bizden puan almak her zaman diğer takımlar için ekstra keyifli olduğunu düşünüyorum. Sure, the other teams have an extra motivation to win against Fenerbahçe in Turkey. Kesinlikle öyle. Yavaş yavaş toparlayalım. Onun vaktini almak istemiyorum. Çok yoğun çalışıyorsunuz. Çok artık bambaşka bir periyoda giriyoruz. Önümüzde bir Trabzon deplasmanı var. Ondan sonra da artık playofflar başlıyor. Hem Trabzon maçını değerlendirelim. Ondan sonra da taraftara mesajını alacağım. Yani Trabzon maçından neler bekliyoruz? Önce onu sorayım. As far as I follow you, you are working really hard these times. And we will be playing against Trabzonspor this week. And then we'll be playing in the playoffs. Could you sum up this, please? What would you like to say about this process? The last game of this season, we need to finish strong. Even though it's Trabzonspor, we need to go out and really show that why we're going into the playoff. Because if we don't give a great showing in this last game, it's going to determine how we start the playoff. And we really need to go out there and finish strong. So when the playoff do start, we have a advantage so that we can go out and still play our game to the best that we can. Evet, önümüzde Trabzonspor'la bir maçımız var. Playofflar öncesinde ki son maçımız ve gerçekten neden playofflarda oynamamızı hak ettiğimizi göstermek adına Trabzonspor'a karşı iyi bir maç kıracağımızı düşünüyorum. Bu bir avantaj. Bu avantaj için bizim için bir test ve bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Umarım Trabzonspor karşısında galip gelir ve playofflara daha etkili sonuçlar alır. Kesinlikle öyle. Umarım tabii ki sakatlıksız bir
süreç olur. Çünkü without injuries. Hemen hemen bütün oyuncularımız iyileşti. Fatma geri döndü, Kenya geri döndü. Artık %100'ü playofflarda göreceğiz diye düşünüyorum. Son olarak taraftarın mesajını soracağım. Çünkü taraftarla Kenya arasında farklı bir bağ olduğunu düşünüyorum. Onlar Kenya'yı çok fazla seviyorlar. Onlara neler söylemek ister? And as you know, Fatma is back. Kenya is back. Everybody is back. And we are more powerful than the other. We are more powerful now. And what would you like to say about the fans? What kind of message would you like to give to our fans? I mean, for them to keep supporting us. Football is a game of luck and chance. Sometimes you win, sometimes you lose, sometimes you draw. But you cannot really be disappointed or mad at us because, I mean, every game we try to go out there and do our best, but sometimes we don't give them a reason to be happy. But I just want them to continue to keep supporting us, and at the end of the day, we will go out there and show them why they should keep supporting Kadın football. Kesinlikle bizi desteklemeye devam etsinler. Çünkü takım olarak her takım gibi desteklemeye taraftarlar tarafından desteklenmeye ihtiyacımız var. Eve her gittiğimizde biz mutlu bir şekilde gitmek istiyoruz. Taraftarlar da bunun parçası. And I would like to also add you, you have got a great cohesion with the fans. What would you like to about with this cohesion between the fans, please? Cohesion? Mean like what? For example, they really love you. Uh-huh. They always support you. They always applaud you during the game. Uh-huh. What would you like to say about it? I mean, I really appreciate it because as we have 11 players on the field, the fans is number 12. And for them to keep saying my name when I play, it's a great feeling to know that I still have the support of the fans. Either I'm doing bad or I'm doing good, they still shout my name. So I really appreciate them for that. Gerçekten bunu taraftarların desteğini görmek çok memnuniyet verici. Onlar için de benim için de kendimi gerçekten hani çok hissettiğimi söyleyebilirim. Onların desteklerini gördüğümde bunları paylaşabilirim. Harika. Ben şunu paylaşmak istiyorum Kenya ile kapatmadan önce programı. Biz ekip arkadaşlarıyla mesela Kenya kritik maçlarda golleriyle ön plana çıkıyor. Mesela gerideyken maçı çeviriyor falan. Bizim şöyle bir kalıbımız var. We have Kenya, they don't diye. Yeah. We have Kenya, bir... they don't. Our staff always says we have Kenya, they don't. Maçı çevirdiği zaman hani... You biz... also great goals during the game. Evet. Biz hani Kenya'ya sahibiz, onların Kenya'sı yok gibi bir cümle kuruyoruz. O yüzden bizim çok hoşumuza gidiyor Kenya'yı izlemek. We really love while you are playing in the field. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Zaten önümüzdeki maçlarda bol bol birlikte olacağız. Umarım yolun sonu tabii ki şampiyonluk olur. I hope we will be champion at the end of this season. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Evet, armamızın gücüyle programın bu haftaki konu golcü oyuncumuz Kenya Cordner oldu. Biz yine haftaya bütün oyuncularımızı sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.